telefonumuzu alalım, kardeşimizi dinleyelim. Alo. Alo. Hanımefendi, programımıza hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Hoş buldum hocam. Hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar. Hayırlı pazarlar, hayırlı sabahlar dilerim efendim. Var olun, sağ olun. Buyurun, buyurun. Hocam benim iki tane sorum var. Evet efendim. Hocam ben şimdi çalışıyorum. Evet. İki tane yaşlıya bakıyorum. Evet. Onlara yemek yapıyorum hocam. Onların işlerini yapıyorum. Ama ben onlara yiyip içemiyorum hocam. Sonradan yiyorum. Bu haram olur mu? Onlara ne yapamıyorsunuz? Anlamadım son kelimeyi. Onlara yemek yapıyorum. İşlerini, güçlerini yapıyorum hocam. Tamam. Onlarla yemiyorum. Ben sonradan yesem haram olur mu hocam? He, onlarla yemiyorsunuz. Sonradan yesem haram olur mu hocam? Bir saniye. İki yaşlının bakımlarını yapıyorum. Midem kötü olduğu için yanlarında yemek yemiyorum. Günaha giriyor muyum? Yani şöyle mi? Miden kaldırmıyor. Evet hocam. Yani sonradan mutfakta atıştırsam haram olur mu hocam? Aynen. Onlar şöyle yani. Yanlarında yemiyorsun. Onları yedirdikten sonra, baktıktan sonra diğer odaya geçiyorsun. Yemeğini orada yiyorsun. Doğru mu? Evet hocam. Evet hocam. Peki bunu yaparken hani tiksindiğin için mi yapamıyorsun? Evet hocam. Tamam olabilir bacı. Herkesin hassasiyeti bir değil. Bazı insanlar tiksinir sofrada yemek yerken. Biri biri kaşığını yalarsa adamın midesi yani kaldırmayabilir. Öksürüyorlar hocam. Efendim? Öksürüyorlar hocam. Öksürüyorlar. Bacı evet. Son derece normaldir senin. Bundan dolayı günaha girmesin. Onları küçümsemiyorsun ki. Onlara hakaret etmiyorsun. Onların gözünün önünde bu ayrımcılığı yapmıyorsun. Onlara yediriyorsun, içiriyorsun, doyuruyorsun, diğer odaya geçiyorsun, mutfağa geçiyorsun. Sakin bir yerde, öksürüğün olmadığı bir yerde. Efendim belki üstlerini değiştiriyorsundur, koku odada koku evet, oluyor olabilir. Evet hocam. Bütün bunlar normal olabilir şeylerdir. Sizin buna evet. Tepki göstermeniz, yani göstermeden tepki göstermeniz, içinizde bu tepkiyi eritmeniz, hassas davranmanız son derece normaldir. Bundan dolayı Allah katında niye sorumlu olacaksın ki sen? Hakaret etmiyorsun, küfür etmiyorsun, dövmüyorsun, sövmüyorsun, yalan söylemiyorsun, onları rencide etmiyorsun, kötüsünüz demiyorsun. Çünkü hani bu yediklerim de hocam haram olur mu yediğin sonradan yiyorum ya. Hayır hayır yiyebilirsin. Onlar senin yediğini biliyorlar mı? Evet hocam onlar diyorlar kızım burası senin evin yiyip içebilirsin her istediğini hocam. Tamamdır mesele yok. Anne sütün gibi helaldir kızım. Sen yeter ki onlara iyi davran. Bunlar Müslüman mı, gayrimüslim mi bu yaşlılar? Müslümanlar hocam, Müslümanlar. Müslüman veya gayrimüslim fark etmez. Onlara evet. İyi davranmanız gerekir. Gayrimüslim evet. İseler yine iyi davranman gerekir. Çünkü davranıyorum hocam. İyi diyorsun, davranıyorum hocam. İyi diyorsun, yaşlılara hürmet etmeyen bizden değil diyor Peygamberimiz. Küçüğe sevgi, büyüğe merhamet ile hareket etmek gerekiyor. Doğru yapıyorsun. Başka bir odada yemek yemen, miden kaldırmadığı için onların yanında yememen son derece normaldir bacı. Bir problem yok inşallah. Tamam mı? Tamam hocam, sağ ol hocam.